Herkese merhaba arkadaşlar, TKSM kanalından ben Mert. Biliyorsunuz ki bir Logitech Mo Driving Force direksiyon aldık, Force Feedback'li. Fakat şu anda bir proje üzerine çalışıyoruz. Ki projeyi birçok şeyle tamamladım fakat başıma gelen birkaç sıkıntı var. Videolarımda da bahsetmiştim. Şöyle size ben Force Feedback motorunu gösterteyim. ufakça anlatmak istiyorum. Bu Logitech Momo'nun anakartı Root Chi Shine diye üretilen bir anakart modülü. Burada kondansatörlerimiz, ne bileyim, transistörlerimiz, bütün soketlerimiz, anakartlarımız mevcut. Bak, bir ara verdim, kusura bakmayın, neyden bahsediyordum? İşte anakart, modül falan filan, bunlar hani önemli şeyler değil. Biraz da yorgunum, kusura bakmayın. Bunu aslında bir hafta önce falan çekecektim, direksiyonu ilk aldığım zamanlarda. Onun gecesinde başladım bu projeye. Bu proje ne diyeceksiniz? Size anlayacağınız üzere Logitech Momo nasıl 900 derece yapılır? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Ve herhangi bir yazılım, program, Arduino gibi üçüncü parti şeyler kullanmadan Logitech Momo direksiyonunu force feedbackli ya da feedbacksiz nasıl 900 derece yapabilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Şimdi videoyu sizden ricam, en başlarda olduğumuz için sardırarak izlemeyin. Çok önemli bilgiler vereceğim. Başıma gelen, benim dikkat etmediğim, acemi olduğum fakat sonradan tecrübe ettiğim şeylerden de bahsedeceğim ki yarın bir gün yorumlarda abi bu kırıldı, abi şunu yapamadım, bunu yapamadım demeyin ne olur. Lütfen dikkatli izleyin. Türkiye'de Arduino kullanmadan Logitech Momo'yu 900 derece yapan varsa yorum linkini aşağıya atın. Türkiye'de tek yazısını kaldıracağım çünkü Türkiye'de tek. Ruslar yaptı, Amerikanlar yaptı ve ben hiçbirine bakmadan tek başıma yaptım. Ailem de buna şaşırdı. Alabileceğiniz 240 derece Logitech Momo'yu 900 derece nasıl yaparsınız ya da elinizde varsa nasıl yaparsınız, bundan bahsedeceğim. Çok uzatmadan geçmek istiyorum. Logitech Momo, bildiğiniz üzere ilk tanıtımımda da belirttiğim gibi 240 derece force feedback motorlu bir direksiyon seti. Force feedback motoru bu. Şu aşağısında şuna bağlı. Şu beyaz şeye bağlı. Bu döndürüyor. Bu aşağıdaki çarkı döndürüyor. Aşağıdaki çark burayı döndürüyor. Bunun arkasında da size özel fotoğraflar hazırladığım şekilde şöyle flaşı bir kapatacağım. Bakın. Bu sistem çark döndüğü zaman da buradaki plastik encoder'ı çeviriyor. Encoder çevirdiği zaman şurada ve tam bunun karşısında bulunan dönüş algılama sensörlerini bu encoder'ın arasındaki delikler algılıyor ve direksiyonunuzun 240 derece dönmesini sağlıyor. Fakat biz bu encoder kullanarak 900 derece tam bir dönüş açısı sağlayabiliyoruz. Ama dikkat etmeniz gereken şey, bu encoder plastik ve çok çabuk kırılabiliyor. Benimki kırıldı abi. Detay çekeceğim şöyle size. Benimki kırıldığı için yayınlarda da gördünüz, çok detaylı şey yapamadım. Şöyle göstereyim size. Bu bir encoder. Çok biraz yağlı. Düzeltmeye çalıştım, tamir etmeye çalıştım fakat olmadı. Bu encoder, bu encoder. O yüzden bunun kırılmamasına çok dikkat ediyorsunuz. Kırılmaması için de size gerekli bilgiyi vereceğim. Bu bir kenarda kalsın, onu ellemiyorsunuz. Ben ne yaptım? Ben de arkadaşlar bu encoder'dan bulamayacağım için, ki baktım bulamadım, birkaç yerle konuştum yok, şöyle kendime encoder'lar bastırttım. Bunların da hatalarını söyleyeceğim. Çok iyi bir baskı olmadığı için şöyle encoder bastılar. Biraz parlak gözüküyor ama bu encoder'lar da çok affedersiniz hiçbir sikime yaramadı. Ben deldim buralarını. Fakat böyle delikler değil, İp ince 60 slotluk bir delik gerekiyor. İleriki projemde de bunu bahsedeceğim. 3D yazıcı almayı planlıyorum. Onu da eğer aklımda gerçekleştirebilirsem direksiyonun bu hatasını düzeltmiş olacağım. Siz yapacağınız tek şey, motorun arkasındaki parçayı görüyorsunuz. İlk önce motorun bağlantısını şuradaki pimden çekiyorsunuz ve direksiyon hiçbir şekilde bilgisayara bağlı olmayacak. Güç almayacak. Bu pimi söküyorsunuz incitmeden. Şöyle iki pinli bir soket. Bunu çıkartıyorsunuz abi. Bunu çıkarttıktan sonra zaten bu motorun pimi. Gördüğünüz gibi şurası eksik. Bu motorun şu arkasında nasıl gösterelim? Şöyle gösterebilirim.
Bu arkasında bu gördüğünüz gibi şu parça var. Bu parça var. Bu parçayı buradan narince söküyoruz. Narince sökmek için ilk önce şuradaki vidalarını alıyoruz. Alıyoruz. Bunun arkasında bir vida var. Şöyle göstereceğim. Şu vidayı söküyoruz motordan. DC motordan. Bunu da söktükten sonra bu bölmeyi alıyoruz. Çarkımızı söküyoruz ve o parçayı çıkartıyoruz. O parçayı çıkarttıktan sonra yapmanız gerekenler o kadar da zor değil. Alüminyum ya da böyle metal bir parça bulabilirsiniz. Dikkat ölüm tehlikesi tabelaları vardır ya. Onu ben kestim. Ölçülerini aşağı açıklamalar kısmını unutmazsam yazabilirim. Siz de göz kararı şöyle yapabilirsiniz. Şu boyutta abi. Şurayla eşit olacak. Kestikten sonra buraya L bir biçimde oturtuyorsunuz. Direksiyonum ses yapmasın, gıcır gıcır ötmesin diyorsanız ananız tövbe şöyle dursun. Bu motoru da söküyorsunuz abi. Ben kullanmıyorum. Bunu gerek yok. Bu motoru da attık kenara. Aynı montajda gördüğünüz gibi metalin üstüne iki tane kısa delik açıyoruz. Bu vidaların boyutları maksimum nasıl gösterebilirim? Bir saniye. Evet. Şu kadar abi. Bunun tam inçini bilmiyorum. Nasıl ölçebilirim size? Bir kalem koyayım yanına. Bir kalem sapının neredeyse 4'te 3'ü gibi bir şey. Şu kadarının 4'te 3'ü yani. Şunun 4'te 3'ü abi. Vidalıyoruz, sağlamlaştırıyoruz. Şimdi bu ne işe yarıyor? Bunun işe yarama taktiği bu encoder çarka değiyor. Bu encoder'ı sıkıştıran bir motor olmadığı için 240 dereceye zorlamadığı için ve force feedback 240 derecelik olmadığı için bu encoder rahatça bu sensörü döndürebiliyor. Bu sensör döndükten sonra da direksiyonuz 9 derece olabiliyor. Nasıl mı? Hemen göstereyim. Evet, şu an flash'a gerek yok. Direksiyon karşımızda. Biraz yıpranmış gibi gördüm ama yok değil. Ben kauçuk bunu tarif etmiştim. Bu yaptığımız sistem burada. Alüminyum bir parça. Encoder'ımız burada. Sensörlerimiz burada. Hiçbir sıkıntı olmadan oynayacağız. Şimdi direksiyonu ben döndürdükçe diğer ekrana bakacağız. Fakat flaşı kapatmam gerekiyor. Şöyle gösterebilirim. Bakın dönüyor, görüyor musunuz? Dönüş açısına bakın. Evet. Projemiz böyle. Şimdi bu videoluk bir 900 derece çalışması. Yapmak isteyenler bu parçaları yapabilir kendi başına. Kesebilir, biçebilir. Eli yatkın olanlar yaparsa daha iyi olur. Yapabilirsiniz ama takribi bir ay, 2 hafta, hatta bir ay sonra falan bir proje gerçekleştireceğim. 3 boyutlu yazıcı alabilirsem o zaman da daha farklı olacak. Şimdi bir oyuna geçelim. Bir oyunda görelim nasıl oluyor. Bu biraz fazla dönüyor. Onu da anlatayım yani. Fazla döndüğü için siz bunu yapmayın. Dediğim gibi encoder'ı kırarsanız çalışmaz. Oyuna geçelim bakalım nasıl dönüyormuş. Evet, tekrardan merhaba. Oyuna geçtik. Programımız solda açık. Şöyle göstereyim. Oyunumuz açık. Euro Truck Simulator. Direksiyonumuz da burada. Sizin daha rahat görmeniz için şöyle gösteriyorum. Bak, encoder'ı kırmış olmasam bu kadar çok dura bu kadar yavaş dönmeyecekti. Ama encoder'ı kırmazsanız tam 900 oluyor. Ve şurada bitiyor abi. Bakın dönüyor. Hala dönüyor benimki. Hala dönüyor. Ve bitti. Sesi de maksimum bu kadar. Motoru çıkarttığım için. Ve direksiyonu da düz olarak kalıyor. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi projeyi yapmak isteyenler varsa bir adet alüminyum parça ya da 3D yazıcıdan bastırılmış L boyutta bir plastiğe ulaşabilirler. Encoder'ı sakın kırmayın abi. Tekrar uyarıyorum. Sonunuz hüsran olur. Şöyle göstereyim. Encoder'ı kırmayın. Çarkınızı bol bol gres yağı ya da silah yağı ile yağlayabilirsiniz. Sana yağ falan sürmeyin sakın. Parçaları düzgün oturdun. Buranın sağlam olduğundan emin olun. Ve direksiyonunuz çok döneceği için buradaki kabloyu nasıl gösterebilirim? Mutlaka sabitlemeyi unutmayın. Yoksa bu döne döne buradaki soketi kırar. Buradaki soket kırılırsa direksiyonun üzerindeki
Hiçbir tuş çalışmaz ve ışıkları yanmaz. Haberiniz olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Umarım işinize yarar. Yardım etmemi istediğiniz bir konu varsa lütfen bana Discord üzerinden ulaşın. Abone olmayı, like atmayı ve görüşlerinizi, sorularınızı yorum olarak bildirmeyi unutmayın. Türkiye'de tek olduğumu unutmayarak da desteklerinizi esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.